Herkese selamlar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün ilk bakış videosuyla sizlerle beraberim. İlk bakış yapacağımız karakteri artık söylememize gerek yok. Yeni bir karakter geldi, videosunu yayınlamıştım birkaç gün önce ve şu anda Quinn'i görüyorsunuz, bana ödül olarak yolladılar. Quinn'e bir ilk bakış videosu yapacağız arkadaşlar. Bakalım, beta hesapta 18 level falan incelemiştik, baya canına, sağlığına, hızına, hasarına hepsine değinmiştik arkadaşlar. Bir de 1 levelde gerçek oyunculara karşı bakalım Quinn işlevli olacak mı olmayacak mı, bunu görmek üzere. Şöyle, hazırsanız Quinn'i satın alıyorum. Evet, ödülü al diyelim ve Quinn hesabımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu arada bunu herkes şey demiş, niye Betsy karakteri vardı zaten, niye bir daha getirmişler? Arkadaşlar, bu Betsy değil, bu Capybara. Bir kemirgen türü, dünyanın en büyük kemirgen türlerinden bir tanesi. Yazarak da Google'a araştırabilirsiniz Capybara. Ekranın üstüne yazarsam yazarım zaten, iyice anlamanız için. Evet, bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Yeni görünüm geldi biliyorsunuz, yeni harita görünüm geldi. Onu da çekemedim bir türlü, çünkü tam çekeceğim zaman yeni karakter geldi, yeni bir şeyler geldi vesaire vesaire. Bu videodan sonra da yeni harita görünümünü detaylı bir şekilde incelediğimiz bir video gelecek kanalımıza 2 gün sonra. O yüzden o videoları da kaçırmamak için kanalımıza abone olmanız ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız da oradaki zil işaretine tıklamanız yeterlidir. Ve bizi desteklemek için de videomuza like atmayı unutmayın. Bilmeyenler için şöyle tekrardan bir Quinn'in hasarını masarını bir seviyede gösterelim. Hızlı bir şekilde tekrar pasifine aktifine bakalım. Su üzerine dinlenirken kendi sağlığını ve arkadaşlarının sağlığını yeniliyor. Pasifi bu. Aktifi de bomba gibi dalarak etrafındaki rakipleri şöyle tekrardan bakalım. Dairesel bir alanda rakiplere hasar verir ve onları yavaşlatır. Sağlığı bir seviyede 1600, hasarı 1000, en fazla vuransa av tüfeği. Onun yanı sıra totalde de 84 hıza sahipmiş, 44 karada ve 40 da suda olmak üzere. Evet, şuradaki yükseltmeleri de hızlı bir şekilde yapalım. Efsane bir sandık açılımı geliyor arkadaşlar, görüyorsunuz 15.000 elmasımız var. Onun yanı sıra karakterleri 1200 atıp buradan da altın kasa açmaya, altın kasa biriktirmeye çalışıyorum. Burada da altın kasalarımız var. Onun yanı sıra şurada kişiselde yeni gelen kasa 10 tane efsanevi alet kutumuz var. Bunların hepsini açacağız arkadaşlar. Dediğim gibi bütün videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup zil bildirimleri aç ve son olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman da hazırsanız Quinn'le ilk maçımıza geçelim. Bakalım bu dedikleri kadar beğenilen veyahut da beğenilmeyen karakter olan Capybara işlevli mi? Bunu gerçek hesapta bir test edelim. Haydi ilk savaşa geçebiliriz. Evet, ilk maçımız başlıyor arkadaşlar. Standart modda başlıyoruz. Bu arada bu videoyu baştan sona izleyin çünkü kafanızdaki birçok fikir değişecek Zooba ile ilgili, özellikle bu karakterle ilgili. Baştan şunu söyleyerek başlayalım arkadaşlar, bir yandan da oyunumuza bakalım. 2 haftadır internet hatası almıyorum. Yani bu da ne demek oluyor? Zaten bunu da yetkililerle görüştüm. Saçma sapan buglar oyundan kalkmaya başladı arkadaşlar. İnternet hatası bugu tamamen kalkmış olması lazım, haberiniz olsun. Çünkü ben almıyorum, yani dünyanın en iyi internetini de kullansak veyahut da mobil veriye falan geçsek bile internet hatası alıyorduk Zooba'da. Artık öyle bir şey almıyorum ben şahsen. Hop, öleceksin kardeşim sen. Şimdi gel gelelim bu karaktere. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu karakteri biz gerçekten bayağı bir yermiştik, eleştirmiştik, yani yuhlamıştık. Ama bu karakter yani sandığınız kadar kötü bir karakter değil. Keza bu daha yeni karakter olduğu için buna buff güncellemeleri de gelecektir. Aynı nasıl ki Jack çok kötü bir karakterdi, son zamanlarda herkesin tercih ettiği bir karakter haline geldi. Bu karakter tekrardan bir söylemek gerekirse sağlığı gerçekten muazzam ve bana sorarsanız oyunun en sağlam ama en sağlam combo becerisine sahip bir karakter. Ne alaka diyecek olabilirsiniz. 2 örnek vereceğim. Hatırlarsanız 18 levelde beta hesapta feromen esanslı rakiplerini şu şekilde aktifimizle üzerine atlayıp kombolarımızı saydırıyorduk. Videoyu çekmeden bir yarım saat önce Milo ile oynarken, 15-16 seviye Milo'm var biliyorsunuz, onunla oynarken 18 level Capybara yani Quinn geldi. Bu karakter geldi karşıma, 18 leveldi. Feromen esansı vardı, beraber işbirliği yaptık. Aynı sanki benim videomu izlemiş, benim hareketlerimi taklit etmiş. Rakipleri var ya, paramparça ediyordu. Şöyle de bir kötü bir şekilde videoya başladım. Allah bilmiyorum, benim ısınıyor bilmiyorum da sesi başlatıp videoyu başlatmamışım. Bir seviyede bu muazzam komboları 6 seviye bir Jack'e karşı kullandım arkadaşlar. Jack'i var ya paramparça ettim, görmeniz lazım. Bakın, hop, sağlığını bastırdım, hemen kapatıyorum önünü. Şunu da alıyorum ki sağlık onun için artık ulaşılmaz bir şey olsun. Görüyorsunuz, bir seviyeyiz ya, paramparça ediyoruz. Hop kardeşim, merhabalar. Yine dodge'ladık ve bunun da işini burada bitirdik. Güzel, oradan da biraz hasar çıkarttık. Yani karakter evet biraz yavaş ve hatta tank olabilir ama gerçekten muazzam bir kombosu var arkadaşlar karakterin. Bruce nerede? Evet, iki sağlığını birden bastırdık adama. Şu şekilde de dodge'luyoruz. Oo, efsanemiz falan da var. Ya Nix bir git sal beni. Öldür onu. Evet, şimdi kaçma zamanı. Bunlar birbirini yesin, biraz bekleyeceğim. Hadi. Kursu gördüm solda. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, yani Bruce'un kaç tane bombasından veyahut da efsanevi tüfeğinden kaçtık. Dodge'layabiliyoruz, rakiplerin üzerine, duvarların üzerinden atlayabiliyoruz. Sağlığımız çok iyi. Mutlu ikrama gerek kalmadan canımızı suda çok güzel bir şekilde yenileyebiliyoruz ve emin olun 9-10 level biri gelse karşıma, orta düzey bir oyuncu olsa bir seviye Queen'le ben onu paramparça ederim. Tabii efendim. Çünkü karakter birinin üzerine bir atlayınca, tank bir karakterse %60 %70 arası bir canını götürüyor. Normal bir karakterse en kötü bir tane sağlığını yiyor. Bak düşünsenize, üzerine atlıyorsunuz, pompalı vuruyorsunuz, atlamayla beraber 250 hasar veriyorsunuz, mızrağı çeviriyorsunuz ve bombayı atıyorsunuz arkadaşlar. Rakip zaten bir afallıyor. Ondan sonra size birkaç kere vuruyor. O vurduktan sonra siz sağlığınızı basıyorsunuz. Ekstra aynı komboları tekrar yapıp ve rakibe gerçekten ciddi miktarda bir hasar çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yani Queen ileriye doğru gerçekten muazzam bir karakter halini alabilir. Bunun da altını çiziyorum. Bizi tamamen yanıltacağı benziyor. Şahsen benim fikirlerim yavaş yavaş değişmeye başladı Queen'le gerçek hesapta oynayınca. Evet, hazırsanız ikinci maçımıza geçelim. Bakalım daha sıkıntılı rakiplere karşı Queen neler yapabilecek, bunu görmek üzere ikinci maça geçebiliriz. İkinci maçımız başlıyor. Şöyle hemen Iglo'ya doğru gidelim arkadaşlar. Zooba gerçekten güzel düşünülmüş bir oyun. İnşallah ama inşallah tez zamanda bir patlama daha yaşar da hem YouTuber'lar olarak biz biraz seviniriz hem de yeni oyuncular gelir aramıza. Evet, şu efsanevi biz alırsak mesela gücümüze güç katacağız ama orada hırsız geldi. Allah'ın belası. Çekme, çekme işte. Çekme ananı bacını. Allah'tan ne yaptığını bilmeyen bir arkadaş. Ona vur oğlum, bana kitlenme. Heh, vurun lan. Alt seviye mesela. Onlar orada birbirini yesin arkadaşlar. Ben de sağlıkları toplayayım. 6 seviye mi? Evet, 6 seviye bir tane moli var. Efsanevi silah da onda. Evet. Görüyorsunuz abi, ben hiçbir şey söylemiyorum. 6 seviye ya, ikisi de 6 seviye. Muazzam bir hasar. Hiç beklemediğin anda çıkıyorsun, rakiplerin üzerine atlıyorsun ve gerçekten paramparça ediyorsun ya. Daha bir seviyeyiz arkadaşlar, onu da söylemem lazım. Evet, gerçekten muazzam detaylar var. Bakın mesela burada Frank var. Orta evde Pepper, Fuzi, Milo, Buck, bunlar vardı. Yani bundan sonraki videoda çok güzel bir inceleme videosu olacak, haberiniz olsun. Evet, şu sağlığı korumaya çalışıyorum ama bir yandan da şuralara bakayım. Silah milah belki buluruz veyahut da rakip varsa direkt saldırırız. Ya bir seviyede baksana sanki 3-4 seviye Bruce'un canına sahibiz. Evet, aramdaki mesafeyi koruyorum. Hop, Betsy selamünaleyküm. Geberdi. Hemen şuraya bir kapan. Evet, ne diyorduk? Pepper'a karşı hiçbir şey yapamaz bu karakter. Birazdan bakacağız. Birazdan bakacağız. Evet, bize biraz vuracak. Vurmasına izin vereceğim. Sağlıkları yerde bırakmamak için biraz daha hasar yedim. Evet, hiç ummadan da yanında belirleyeceğim onu. Tabii efendim. Biraz daha kaçar gibi yapıyorum arkadaşlar. Bu bombayı da dojladıktan sonra. Evet, yavaştan gireceğiz yanına. Sağlı sollu dojlaya dojlaya. Evet, ben daha hızlı yüzeceğim. Aynı şekilde çıkacağız karaya büyük ihtimal. Evet, o bana oradan saldırmaya çalışacak. Evet, muazzam hasarımızla Levi'ye de biraz vurduk. Netleri şu an bizden kaçıyor. Ya bir git. Bağırma lan milletin içinde. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know the things seem bad but they could. Oh be abi, mükemmeldi ya, var ya, onu zamanında atmasam paramparça edeceklerdi beni. Ya 7'lere 8'lere 6'lara 5'lere boyun eğdiriyoruz arkadaşlar. Bu karakter artık güzel bir karakter, tamam mı? Yani gerçekten kullanışlı bir tank karakter oldu artık bu. Ya muazzam ya. Hiç beklemediğiniz anda yanınıza atlıyor, engellerin üzerinden geçiyor. Canı çok iyi, hasarı bir yandan iyi. Muazzam bir karakter yolculuğunda bence güzel bir ilerleme kat edecek gibi. Yani aklımızdaki kötü karakter profilinden çıkacak, orta seviyeli ve hatta orta standartların biraz daha üzerinde bir karakter haline dönüşebilir yavaşlandı kullananları. Oyun içinde görüyorum. Uzağın aydın, hep beraber 3. maçımıza geçelim. Evet, 3. maçtayız. Yine şöyle ortaya doğru gidelim. Efsanevi korumalarda koruma da oraya doğru gidiyor zaten. İglon'un aşağısında güzel bir fight olacağı zaten buradan belli. Sağ taraf çölde 3-4 tane yakın dövüş karakter var. Alt tarafta vurkaçlar var genelde. Levi, Jade, Milo falan var. Evet, bizim işimiz ilk önce güzel bir silahlanma. Aa bak, 2 tane altın yay çıktı ama ne yazık ki biz kullanamıyoruz. Silahlandıktan sonra sağlıklarımızı alıp direkt savaşa dahil olacağız. Evet, güzel. Gümüş pompalımız da geliyor ayağımıza. İlk önce pompalı alıyorum çünkü bir tane sağlığım var. Yukarıdan da yara geliyor. Geliyor arkadaşlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Bak ne yapacağını şaşırdı. Eli ayağına dolandı. Hop kardeşim merhaba. Nereye gidiyorsun? Kaçırmıyor, kaçırmıyor. Yani ne kadar dar da olsa, ne kadar bir adım da atlasa arkadaşlar, gerçekten çok hızlı bir şekilde ya kaçıyor ya da kaçanların içinden geçiyor. Öyle bir karakter olmuş biraz. Tabii efendim. Evet, biraz daha safe oynamam lazım. Çünkü Bruce ve Buck'lar özellikle baya çok. Güzel bir silahlanma yapıp şu an mesela gümüşleri dizdim. Buck'ların elinde de şu an görüyorsunuz full artı full altınlar var ve bir tane de Milo'muz var. Efsanevi silah almış Milo'muz var. Evet, Molly geliyor. Buraya doğru gelirse hayatın hüsranına uğratacağım bunu. O 5 seviye. Tamam. Hiç sıkıntı değil. Vurkaçla onu ben patates ederim ki. Şöyle bir suya atlayalım. Aynı bu şekilde vurkaç yapacağız arkadaşlar. Neri sen nereden çıktın güzel kardeşim ya? Aynı bu şekilde adamı madar etmeye çalışacağım. Şimdi sıçrayacaktır üzerine zaten. Evet, tamamen ortada kaldık. Biraz sağlığımızı yenileyeceğim şu şekilde. Evet, adam bug'a girdi. Efsane bug'a girdi hem de. Şurada biraz sağlığımı yenilemeye başlayacağım. Meditasyon yapıyorum. Evet. crazy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Evet, onu biriyle kafa kafaya vurdurmam lazım. Efsanevi bombası olan görüyorsunuz 5 liraya bir Buck var. Bunların birbirini yemesi lazım. Evet, şu sağlığı alsak mükemmel olur. Oo, orada da başka bir Buck var. Evet, etrafımızda su yok, o yüzden son sağlığımda kullanmak zorunda kaldım. Efsanevi silah düşürdü, evet. Bir tane Paolo, bir tane Buck kaldı. Güzel bir bitiricilik yapmam lazım. Savaşıyorlar, beni bekleyin. Evet, hadi hadi Paolo, biraz vur. Kanka yeme onu ya, çok bariz kafana bomba atınca. Beni görme. Gitme işte oğlum, adam yakın dövüş, gitme işte, niye gidiyorsun ki? Neyse, bunu da bu şekilde biraz yaralayacağız artık. Yapacak çok da bir şeyimiz kalmadı. Abi gerçekten yani karakter ben yavaştan sevmeye başladım. Haberiniz olsun. Evet, 3. maçı da bu şekilde noktaladık. Yine yüksek levelleri yerden yere vurarak 4. maçımıza geçeceğiz. Bakalım 4'ten sonra 5. maçta bizi neler bekleyecek. Neyse, 5. maçı düşünmeyelim. Şimdi önümüzdeki 4. maça bakalım. Yine inşallah güzel, kıyasaya rekabet dolu bir maç olur arkadaşlar. Haydi sıradaki maça geçelim. Evet, 4. maçımız başlıyor. Yine efsanevi koruma yakınlarımızda doğacak gibi. İnşallah alt tarafı hareket etmezse. Orta evde direkt spamlanıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sefer 3-4 tane yara gelmiş. Hemen şu Bruce'dan önce ben şunları bir ele geçireyim. Biraz hasar verdikten sonra hemen çıkmam lazım. Seviye ve hasar olarak benden daha üst seviye bir karakter. Evet, 6 leveller gelmiş paso. İlk önce şuradaki korumayı kessem benim için daha iyi olacak. Şunu alsak yeter, tamam. Oo. Şu aktifini kullandı, şöyle yapsam hop. Bunları kafa kafaya çarptırabilirdim. Şimdi bir kumar oynayacağım. Bunların arasında neyse, geçti, kumar oynayamayız artık. Efsanevi korumanın yanında duracaktım. Şu elemanı aslında kovalayabiliriz arkadaşlar, ne diyorsunuz? Bomba atacak. Hadi atla üzerim artık. Çok güzel. Ne kadar yavaş olsak da demek ki kovalayabiliyormuşuz arkadaşlar milleti. Hemen canımızı yeniliyoruz. Meditasyon yaparak hop tak 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 yenileniyor. Evet, güzel. Tüfeğimiz yok. Tüfeğimiz olsa bombamızın yanı sıra biraz daha vurkaç yapabilirdik. Hop kardeşim, merhaba. Şimdi şu sağlığı hemen bir kapatmam lazım. Şu şekilde kapattım. Lan boş atladık be, tüh. Hiç tüfek yok mu arkadaşım koskoca map'te ya? Görüyorsunuz, atladıktan sonra güzel bir okyanus dalgası gibi bir efekt koymuşlar. Tekrar yenilemek olursa görüyorsunuz, atladıktan sonra bir dalga misali güzel bir efekt çıkıyor karşımıza. Hemen şu şekilde atlamam lazım. Bu yara bize biraz sıkıntı yaratabilir ama şu an oradaki Buck'a takmış durumda. Bruce'u da güzel doşladık. Evet, bize bunlardan daha çok yara sıkıntı yaratabilir. Aktifinizi gerçekten çok mantıklı kullanmanız lazım arkadaşlar. Yani bir seviyeyiz ama milletin bizden gerçekten korkması lazım. O pozisyonda oynamamız lazım. Hemen kaybettiğimiz canın hepsini bir tamamlayalım. İglo'dan zaten en az bir iki kişi gelir. Birisi öldü ateşe. Orada bir vs dönüyor olabilir. O yüzden girmiyorum. Aşağıdaki çalıyı tutmak daha mantıklı. Yüksek seviyeler var. Beraber birbirlerine düşürtüp son noktayı da yine koyabiliriz. Çünkü silahlarımız gerçekten yetersiz ya. Yani şöyle altın pompalı altın bombamız olsa bir şeyler yapabilirdik ama oradaki yaranın sağlığı yok. Evet gülüyor bize. O alt seviyeye verme o sağlığı. Çok güzel. Evet kendine sağlık basıyor. Evet gerçekten muazzam bir maçtı arkadaşlar. Yani nerelerden çevirdik. Çok güzel kullandık aktifimizi. Hem doçlamak için hem kaçmak için hem engellerin üzerine atlayıp milleti beraber kırdırmak, birbirine kırdırmak için. Evet, dördüncü maçımızda bu şekilde noktaladık. Hazırsanız son maçımıza geçelim. İnşallah karakter hakkında biraz da olsa düşünceleriniz negatiften nötre ya da nötrden biraz da pozitife yani artı tarafa çıkartabilmişimdir. O zaman son maçta da son noktayı koyalım arkadaşlar. Bakalım. Daha yüksek levellere karşı nasıl savaşacağız? Son maçta görüşürüz. Evet son maçtayız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Iglo'nun yolunu tutuyorum. Efsanevi korumada ortaya doğru geliyor. Yine 3-4 tane yara gördüm ben. Evet büyük ihtimal Bruce öldürecek. Leri de diliyle o sağlığı çekecektir. Bruce bir kere daha vursun. Vur. Aha ben de azlayayım. Vallahi ben aldım. Nerede lan o? Evet güzel. Aldığımız sağlığı verdik gibi bir şey oldu ama en azından canımızı şimdi suda fullleyeceğiz arkadaşlar. Hop şu şekilde hızlı bir şekilde meditasyona başlıyoruz. Evet bir yandan da sol tarafa bakıyorum. Kimler var kimler yok diye bir tane Pepper Buck'ı çıkarmış aradan. Bir tane daha Buck var, Lerimiz var, yaralarımız var, Nix'ler var. O Nix'in efsanevi silah alması hiç iyi olmadı çünkü eğer bir Nix'te efsanevi silah varsa sıkıntı. Yani vurkaçların en babası olduğu için biraz sıkıntı yaratabilir. Evet burada da son ekipmanımız olan mızrağı almış bulunmaktayız arkadaşlar. Biraz daha şöyle gümüşleri veyahut da altınları bilsek oynayabiliriz. O beni gördü mü görmedi galiba. Şimdi ufak bir analiz yapalım. Alan soldan geliyor. Çölde bitecek. Herkesin 4-5 seviyelerin ilk nesnesi açık oluyor biliyorsunuz 3-4 seviyeden sonra. Ve herkese ilk çıkan orman ayakkabısı olduğu için bizi bayağı zorlayacak çöl tarafı. O yüzden kesinlikle biraz pusu oynamam lazım. Leveller yüksek. Adamların silahları yüksek. Öğeleri var. Yani bir tane nesne yeri açık ve büyük ihtimalle bu %90'lık bir kısmı orman ayakkabısı. Adamın ismine bak. Yara verir mi? Evet biraz daha bekleyeceğim burada. Son 7 kişi kalmış. Çok kill alamayacağız bu maçta ama en azından mantıklı hamleler yaparak oyunu kazandırmaya çalışacağım kendime. Şu an millet büyük ihtimal ada tarafında savaşıyor. Evet son bir tane yara kaldı. Onun dışında bir Larry, bir Pepper, bir Buck'ımız var. Evet bir kutu kırılma sesi aldım. Hemen sol çaprazımda yukarıda düşmanlar savaşıyor büyük ihtimal. Ama alanın bir nebzede çölde bitmesi benim için daha iyi olur. En azından gizleniyoruz. Orta alanda bitmemesi şu an tek temennim. Şu karşıya bir geçelim bakalım. Atlayamadık. Rakiplerimin nerede olduğunu görsem ona göre cover alacağım da işte. Hala ada tarafında büyük ihtimal savaşlar devam ediyor. Son 5 kişi. Bir ben varım. Buck var, Pepper var, Larry var. Bir tane de yara var. Evet. Tez zamanda görmem lazım. Alan çünkü çok sıkıntılı yere doğru küçülmeye başladı. Ortadaki çalıya gitsem çok mükemmel olur. Belki de onlar da orada zaten. Bak buradaki ağaçta peri bacaları gibi olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet bunu öldürmemem lazım. İstesem direkt öldürürüm ama öldürmemek benim işime gelir. Yara neredesin? Hadi koçum. Oraya baktığına göre orada birini gördü. Evet, yara var. Hatta hepsi burada. İlk önce sağlığımı alıyorum. Ona kesinlikle o efsanevi silah vermemem lazım. Evet, biraz duraksayan bir oyun oldu ama mantık çerçevesinde, taktik çerçevesinde baktığımızda güzel bir şekilde son maçımızda kazandık arkadaşlar. Karakter gerçekten iş yapacak bir karakter haline dönüşmeye başlıyor, haberiniz olsun. Yani çıkarsa kesinlikle gönül rahatlığıyla kullanacağınız bir karakter halini alacağını ben buradan size söyleyebilirim. Bunları hadi alalım. Yakında şu karakterleri biraz yükseltirsem, yani şu toplu sandık açılımından sonra 1 milyona yakın paramız olur diye düşünüyorum. Karakter yükseltiminde belki bunları da bir 9-10 seviye atarım. Ondan sonra nasıl oynanır videomuzu kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle biraz da gösterecek olursam bunların hepsini biriktiriyorum ki güzel bir toplu sandık açılımı yapalım. Evet, videomuz nasıldı arkadaşlar? Yorumlar kısmına yazın ve like'larınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Şöyle en kötü her videoya 500-600 like gelse çoğu kişinin önüne zaten YouTube bizi otomatik olarak çıkaracaktır, önerecektir. Karakter hakkındaki düşünceleriniz biraz da olsa değişti mi? Karakter sizce ileriye doğru daha güzel işler yapar mı? Bana sorarsanız kesinlikle yapacaktır. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup zil bildirimlerini açın ki attığımız videolar size bildiri olarak üst panelden gözüksün arkadaşlar. Şu an ekranın köşelerine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki videoları tıklayıp onları da kesinlikle izlemenizi ve like atmanızı tavsiye ederim. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.